Şimdi gelin biraz soluklanalım. Diyarbakırlım sen kardeş, Diyarbakırlım sen. Sen oraları hatırlatacağım. Sen oraları anlatacağım. Orası mı neresi? Orası Fis Kayası. Orası Hevsel Bahçesi. Orası Çay Ögün'de Bostan Hullesi. Bir de Uli Cami Mahallesi'ndeki dar küçe, o küçede oyun oynayan uşakların neşesi. Beyaz peynir, sarı peynir, ula ula ıslık çal ve daha nicesi. Az mı aşık attık senen mazgandamında? Az mı hemalları kızdırdık İspahi pazarında? Hiç mi dayak yemedik portolardan cami avlusunda? Az mı mahle harbi ettik kavun karpuz kabuğuyla? Hele gel, hele gel kardeş. Senen biraz konuşak. Çok uzaklardan seslenir rahmetli güzel sesin gazeli. Baba bugün dağda duman yeri var. Baba bugün dağda duman yeri var. Kaşta keman yeri var. Yeri var. Salım yâri. Baba be. Diyarbakır surlarında dört ana kapı bulunur. Harput, Urfa ve Mardin kapıları bu kentlere giden yolların başlangıç noktası. Yeni kapı ise yetiştirdiği karpuzlu ünlü Dicle Ovası'na bakıyor. Bu devasa surlar içerisinde Diyarbakır'ı yönetenler nerede yaşadı acaba? İç karede mi? Tarihler öyle yazıyor. Hükümdar sayıları mı? Onlar yalnızca gravürlerde kalmış. Yapılış tarihi bilinmeyen ve görenleri kendini hayran bırakan Diyarbakır surları 12 değişik dönemin yazıtlarını günümüze getirmiş. Biz 2006 yılında bu görüntüleri alırken kalede eski dünyanın insan manzaralarıyla hiç karşılaşmadık. Ah dünya, koskoca bir yalan. Yukarı Dicle bölgesi, kuzeyden ve doğudan çevrildiği dağlarla Anadolu ve İran platolarından ayrılır. Bölgede tepelerin arasındaki vadiler yerleşmeye oldukça müsaittir. Ancak bu toprakların ilk sakinleri vadilerde değil, dağlık alanlardaki mağaralarda yaşamışlar. İnsanlar ekip biçmeyi öğrendikten sonra düzlüklere inmiş ve uygun vadilere yerleşmişlerdir. Çayönü, insanoğlunun ilk toprağı. Çayönü uygarlık tarihinde önemli bir bulgu.
çay yönü arkeoloji dünyasında bir devrim olarak nitelendiriliyor. Çay yönü insanlık tarihine ışık tutuyor. Çay yönünün Ergani ilçe merkezine uzattığı 5, Diyarbakır'a ise 65 kilometre. Neolitik devirde insanlar mağaralarda yaşarken çay yönünde yerleşik düzene geçilmiş. İlk köy yerleşmelerinin yapıldığı bu mekan yaklaşık 9000 yıla tarihleniyor. Çayönü'nde yapılan kazılarda elde edilen eserler Diyarbakır Müzesi'nde sergileniyor. Bu antik eserler bölgede Neolitik devirlerde iskan edildiğinin cansız belgeleri. Buradan Bismil ilçesine gidiyoruz. İlk durağımız Üçtepe Höyüğü. Höyük'te kısa bir dönem arkeolojik çalışmalar yapılmış. Ve Salattepe Höyüğü. Salattepe Höyüğü'nün Bismil ilçe merkezine uzaklığı 20, Diyarbakır il merkezine ise 70 kilometre. Salattepe Höyüğü'nde hummalı bir çalışmayla karşılaşıyoruz. Köprüler. Asırlara şahitlik eden altın kolyeler. Deve geçidi ve 10 kesik kemer üzerine inşa edilen bloklarla Dicle'nin iki yakasını birleştiren 10 gözlü köprü. Köprü Mervaniler döneminde Übeydoğdu Yusuf tarafından 1065 yılında inşa edilmiş. Diyarbakır'ı süsleyen köprülerin en ünlüsü şüphesiz Malabadi Köprüsü'dür. Batman Çayı üzerinde kurulu bulunan köprü Artuklu dönemine ait. Malabadi Köprüsü görülmeye değer muhteşem bir eser. Diyarbakır-Bitlis Devlet Karayolu üzerinde Batman il sınırında bulunan Malabadi Köprüsü dünyada taş köprüler içinde kemeri en geniş olanıdır. Kemerin iki yanında bulunan odalar kervan yolcularına barınak olarak düşünülmüş. Silvan yakınlarındaki köprü 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yaptırılmıştır. 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundaki Malabadi Köprüsü'nün yüksekliği 19 metredir. Renkli taşlarla inşa edilen köprü onarımlarla günümüze ulaşmış. Albert Gabriel Malabadi Köprüsü için modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve takdiri muciptir. Ayasofya'nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla girer. Balkanlarda, Orta Şark'ta, bu açıklıkta, bu yaşta köprü yoktur, der. Oldukça verimli ve bereketli topraklara sahip olan Diyarbakır, Akdeniz'i Basra Körfezi'ne, Karadeniz'i Mezopotamya'ya bağlayan geçiş yollarının üzerinde bulunduğundan çağlar boyu önemini hep korumuş bir şehir. 19. yüzyılın ortalarına kadar Hint ve İran mallarını doğudan getiren kervanlar Diyarbakır'da konaklardı. Diyarbakır, Urfa, Halep ve Diyarbakır, Musul, Bağdat yolları Orta Çağ boyunca önemini hep koruyan kervan yollarıydı. Bu il Yukarı Mezopotamya'nın adeta bir ticaret merkeziydi. Anadolu beylikleri döneminde İstanbul ve Avrupa pazarlarına ihraç edilen ipeğin önemli bir bölümü yine bu yörede üretilirdi. 16. ve 17. yüzyıllarda Dicle üzerinde yapılan nehir nakliyeciliğinin kelekçilik de Diyarbakır eyaletinin oldukça önemli bir gelir kaynağıydı.